Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem sağlıklı hem de çok lezzetli, muhteşem bir salata yapacağız. Deniz börülcesi salatası yapacağız. Ve ayrıca bu börülceler nasıl temizleniyor, nasıl pişiriliyor hepsini sizlere bu videoda göstereceğim. Şimdi hazırsanız hemen yapmaya başlayalım. Şöyle bir bağ kadar bir börülce almıştım arkadaşlar. Yıkadım ve hepsini şimdi suda pişireceğim. Tencereme şöyle suyumu ilave ettim. Börülcelerimi tencereme aldım. Bol suda. Güzelce haşlanana kadar, yani yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar pişireceğim. Şöyle bir 2 diş de sarımsak ekleyeceğim. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve deniz börülcelerim pişti arkadaşlar. Bir 15-20 dakika bekledik. Kaynadı. Güzel bir şekilde pişti. Piştiğini nasıl anlıyoruz? Şöyle bir test yapıyoruz arkadaşlar. Piştiğini şu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinden böyle bir kılçık çıkıyor. Ve bu dış kısımlarından muhteşem bir salata yapacağız şimdi. Şöyle ayıklaması çok kolay. Birazcık tabii ki zaman ayırmanız gerekiyor ama onun dışında gördüğünüz gibi hemen kolay bir şekilde çıkıyor. Deniz börülcesi gerçekten muhteşem ve çok da sağlıklı. Şu anda tam mevsimi. Mutlaka sizler de hazırlayın. Mutlaka çocuklarınıza da yedirmeye çalışın. Çok faydalı bir besin. Hem de şu an tam mevsimi artık. Yazın bol bol tüketebileceğiniz, her yerde böyle pazarda, markette, her yerde kolay bir şekilde bulabileceğiniz bir şey arkadaşlar deniz börülcesi. Ben çok seviyorum. Deniz börülcem için o muhteşem sosunu şimdi hazırlamaya başlayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz deniz börülcelerimi pişirmeye başladığımda haşlarken 2 diş sarımsağın iç kabuklarını soymadan bu şekilde haşladım. Öncelikle onu şöyle bir rendeleyeceğim. Hatta hiç rendelemeden çatalla kolay bir şekilde birazcık ezeceğim. Zaten yumuşadığı için hemen eziliyor. Gördüğünüz hemen böyle hamur gibi oldu. Hiç sarımsak kalıntısı bile kalmadı. Ben yine şöyle bir diş de çiğ sarımsak eklemek istiyorum. Bu tamamen damak zevkinize kalmış bir şey aslında. Siz eklemeyebilirsiniz de çiğ sarımsak. Ben böyle birazcık da dişe gelsin istiyorum sarımsaklar. Parçada şöyle rendeleyeceğim. Yeterli. Şimdi biraz nar ekşisi ekleyeceğim. Şöyle bir parça yeterli. Sos miktarları tamamen damak zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Yani neyin ne oranda ne kadar sevdiğinizde de çok bağlantılı. Şöyle güzel bir zeytinyağımı ekliyorum. İzmir'den geldi. Zeytinyağım da çok güzel. Tire'den gelmişti. Şöyle çırpıyorum. Hatta minik bir çırpıcım var. Onu alıyorum bu aşamada. Birazcık da pul biber ekleyeceğim. Baharatlarla böyle güzelce çeşitlendireceğim sosumu. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Çok az. Yağdan birazcık daha eklesem gayet güzel olacak. Birazcık da limon ekleyeceğim. O limonun hoş aroması ve kokusu da mutlaka olmalı. Şöyle birkaç damla kadar yeterli. Artık deniz börülcelerimle bu muhteşem sosu buluşturma vakti geldi. Şimdi deniz börülcelerimi şöyle alıyorum derin bir kaseye. Daha sonra sunum için tabağa alacağım tekrar. Muhteşem kokuyor. Hemen sizler de deneyin arkadaşlar. Çok faydalı, çok sağlıklı, çok vitaminli. Hem de diyet yapanlar için de muhteşem bir lezzet. Akşam yemeklerinde misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Kahvaltıda bile tüketebilirsiniz arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Şöyle bir spatula yardımıyla veya direkt bence şöyle ellerimle karıştırıyorum. Sos her tarafına gelsin istiyorum eşit bir şekilde. İnanılmaz lezzetli oldu sosu. Bu sosu mutlaka deneyin arkadaşlar. Sürekli uygulamış olduğum bir sostur. Şimdi artık sunum için tabağıma alıyorum. Muhteşem oldu deniz börülcelerim. Ve son sosuyla da şöyle taçlandırıyorum. İşte nefis. Salatamız hazır. Bu kadar kolay, bu kadar pratik, bir o kadar da çok lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar. Şöyle tekrar en son kalan tabağımdaki sosumu da ilave ediyorum. Börülcelerimin bir tanesi bile şu an ziyan olmasın. Tüm tabağımı güzel bir şekilde sıyırdım. Şimdi kenarına da şöyle bir limonum vardı. Onunla da son sunumumu yaptım.
ve deniz börülcesinden muhteşem bir salata hazırladık arkadaşlar. Yine az zamanda çok sağlıklı ve çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olabilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hepsine kalp bırakıyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Sormak istedikleriniz varsa yorum kısmında yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.